Tamam mı, devam mı? Sonuna kadar. Gitgide trajedi olmuş rotası, bu koskoca bir şehir dolmuş kotası ve solmuş renkler içinde çiçekler. Bir günde olsa mutlu kelebekler. Yüce Rabbim ne güzel de yaratmış, bütün acısını kozasında bırakmış. Küçükken hepsini kıskanırdım, ne değişti söyleyeyim, hiçbir şey. Korkularını ufak ufak atıyorsun, umutlarınla tek başına kalınca herkesi yavaş yavaş tanıyorsun. Pastadaki mum sayısı çoğalınca sözler hep aynı, yüzler değişiyor. Yarını düşün, ben o yoldan çıktım. İnsan neden hep aynı şeyi deniyor? Konuşma sus, bu oyundan bıktım. Bak. Dilim Türk ekranlarından herkese merhabalar. Biz Sol'u dizi setinde aldık. Hangi dizi dersiniz? Tabii ki Kanal D'nin en sevilen dizilerinden O Da Efsane. Ve gençlerle buluştuk. Hepsi enerji dolu ve yanımızda Cem Yiğit bulunmakta. Hakan karakteri diyorum. Öncelikle nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz? Çok teşekkür ederim. Dizi gayet iyi gidiyor. Öncelikle gençler tarafından gerçekten çok fazla seviliyor. Sana şöyle bir soru yöneltelim. Sence gençler Hakan karakterini neden bu kadar çok sevdi? Neden bu kadar çok sevdiler? Ve sen Hakan karakterini seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Gençler neden bu kadar çok sevdiler? Çünkü hayata karşı Hakan Şahin'in diğer gençlere nazaran başka bir duruşu var. Çok fazla zorlukları olmasına rağmen yine de hayata bir şekilde tutunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışan bir kişi Hakan. Maddi, manevi bir sürü sıkıntısı ve başına gelen bir sürü olay var. Ama yine de bunun için elinden geleni yapmaya çalışıyor hep. Ve bunu kendi için yapmıyor. Aslında belki en çok sevilmesinin sebebi bu olabilir. Bunu kendi çıkarı için yapmıyor. Sevdikleri için yapıyor. Yani hani burada bir benlikle ilgili çok öznel ve hoş bir durum var. Bu yüzden belki daha sevilmiş olabilir. Mesela işte ailesiyle yaşadığı problemler, arkadaşlarıyla yaşadığı problemler, okulda yaşadığı sıkıntılar vesaire. Yani ben 18 yaşındayken yaşadıklarımı hatırlıyorum. Böyle küçük şeyler bile bizi demoralize edip bir anda düşürebiliyordu, ama o yine de bir şekilde o merdivenin basamağını hala ikişer ikişer tırmanmaya çalışıyor. O yüzden seviliyor herhalde ve ben de o yüzden seviyorum. Evet. Peki Cem Yiğit adı efsaneden önce neler yapardı? Ben 2016 yılında okuldan mezun oldum. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldum. Mezun olduktan sonra yurt dışında da çalıştığım bir yönetmenle birlikte Türkiye'de bir oyun yaptık. İstanbul'da, Kadıköy'de. Bir uluslararası projeydi, bir tiyatro oyunu. Yunan bir yazarın ve Yunan-Polonyalı bir yönetmenin yaptığı bir oyundu. Sadece 3 tane Türk erkeğin oynadığı bir oyundu. Hala da devam etmekte bu oyun. Onun dışında bir şey yapmıyorum. Yani diziden önce ne yapardım? Yani İlk tecrübe O Da Efsane. Evet, yani peki, televizyon ekranında. Dizi gerçekten iyi gidiyor. Gençler çok sevdi dedik. Bundan sonraki mesela projelerde, ki umarım seni hep ekranlarda görürüz. Mesela nasıl bir karaktere hayat vermek isterdin? Yerli yabancı mesela, sinemaları seyrederken, filmleri seyrederken hani hiç düşündüğün oldu mu? Ben de ileride şöyle bir karaktere can versem diye. Şöyle bir şey oldu. Karakter ne kadar iyi olursa olsun, onu canlandıracak, onu var edecek olan oyuncu o yetideyse zaten o karakter iyi veya kötü, küçük veya büyük bir karakter olur. Yani Şener Şen'in oynadığı karakterlerin büyük bir çoğunluğuna baktığımızda, özellikle ilk zamanlarında hiçbir karakter öyle inanılmaz büyük bir başrol değil mesela. Ama yine de onu on çıtaya çıkartan bir oyuncu. Yani aslında önemli olan nasıl bir karakterin geldiği değil, nasıl bir oyuncu olduğum. Hani ben de onun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sadece tek bir oyuncu olarak arzuladığım şey, hayatta hayal ettiğim şey, hani hem tiyatroda, hem televizyonda, hem sinemada hep birbirinden farklı karakterleri oynayabilmek. Çünkü karakterler bir oyuncuya ve seyirciye bir şey anlatır. Bir hayatı, bir varoluşu, bir ahlakı, bir yapıyı.
bir hukuku vardır. Bir davası vardır her bir karakterin. İyi veya kötü. Oyuncu o karakteri oynadığı zaman onunla özdeşleşir ve onun bakış açısıyla düşünür. O yüzden hep birbirinden farklı karakterler oynamak istedim. Umarım bundan sonra da öyle olur. Öyle olur. Peki, aklıma bir soru daha takıldı. Demin örnek verirken ilk olarak Şener Şen dedin. En sevdiğin, beğendiğin oyunculardan bir tanesi mi yoksa birkaç örnek daha verebilir misin? Yani tabii ki yoksa en sevdiğim... Yoksa Yeşilçam filmleri ekstra ayrı bir yerde midir senin için? Yani ben öyle çok... Yani Yeşilçam konusunda bilgili bir insan değilim. Hı hı. Hani hiçbir zaman öyle sinema konusunda çok bilgili bir insan olmadım. Hı hı. Yani tabii Şener ki... Şener Şen dediğin için Şener Şen'i niye söyledim? Çünkü Şener Şen bildiğim kadarıyla neredeyse gerçekten hani birçok insanın figüran rolü deyip burun kıvırabileceği rollerden bugünkü bulunduğu noktaya geldi. O yüzden verebileceğim en güzel örneklerden bir tanesi oydu. Evet, güzel bir o yüzden aklıma gelen Şener Şen'di. Onun dışında yerli yabancı tabii ki bir sürü örnek verilebilir yani. Mesela Ian McKellen'dir ya da Benedict Cumberbatch olabilir. Onun dışında yani Kevin Spacey vesaire. Hani yani bu örnekler sayısız yani sınırsız. Beğendiğin oyuncuları da öğrenmiş olduk. Tabii. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Olmuyor koç, olmuyor. Ne yapayım? Beceremiyorum, bu ip bana iki beden büyük geliyor. Devriliyorum koç. Bu bacaklar bu yükü taşımıyor artık. Dayanamıyorum, ne yapayım? Böyle düşüyormuş gibi oluyorum sanki. Böyle düşüyorum da sanki tutacak kimsem yokmuş gibi. Çok yalnızım koç. Ben varım lan. Ben varım oğlum, yanındayım ben senin. Sen düştüğün zaman ben kaldıracağım. Gücüm yettiğince seni sırtlar götürürüm. Hadi. Adı Efsane dizisinin oyuncularıyla röportajlarımız devam ediyor ve Baran yanımızda. Piko karakteri, Fikret karakteri. Nasılsın öncelikle? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Güzel. İyi hissediyorum. İyi hissediyorsun. Sizi gördüğümde çok mutlu Peki, oldum. Peki biz de seni gördük, iyi olduk. İlk projen. Evet. Nasıl bir tecrübeymiş? Öncelikle dünyanın en zor işi diyebilirim yani. Çok yorucuymuş. Yorucu taraflarını hiç düşünmüyorduk yani. Hayalini kurarken bu işin yorucu kısımlarını hep böyle dekarde nasıl ediyorduk. Nasıl peki bekliyordun dizi setini? Nasıl umuyordun? Aslında ve neleri yorucu? Gibi buldum. Hani neleri yorucu? Öncelikle uykusuzluk çok yorucu. Yani çok kısa bir sahne için bir de çok uzun süre çalışmak gerekiyor. Ama hani iş sonunda aldığımız alkış veya yolda gördüğümüz tebrikler, işte insanların sosyal medya olsun herhangi bir yerden bize bir tebrik ulaştırması bütün yorgunluğu siliyor atıyor diyebilirim. Fikret karakteri sana neler kattı? Fikret karakteri öncelikle çocukluğuma dönmemi sağladı. Yani ben liseyi çok özlüyorum. Hani bir 5 sene daha olsa okurum kafasındayım yani. Liseden mezun olacağımı bildiğimde de bunu düşünüyordum zaten. Hani buradan mezun olacağız ama ben burayı özleyeceğim biliyordum. Çok ona iyi arkadaşlıklarından döndüm. Dolayı mı? Arkadaşlıklarımdan, öğretmenlerimle benim ilişkim yani hep arkadaşım gibi. Hala çoğuyla görüşürüm. Liseye döndüm, çocukluğuma döndüm. Daha sonra Adana'da yaşadığım zamanlar var. Çünkü Fiko biraz mahalleli bir karakter. Adana'da da işte tipik örnekleriyle çok karşılaşıyordum. Hani onlardan bir demet aldım, kendimden bir şeyler koydum. Yani müthiş bir tecrübe oldu benim için. Peki Baran, seni biraz tanımak istiyoruz. Diziden önce neler yapıyordun ve bu diziye nasıl dahil oldun? Diziden önce yine oyunculuk bölümünde okuyorum ben Beykent Üniversitesi'nde. Çok güzel. Oyunculuk eğitimleri aldım. Temel tiyatro eğitimi, temel oyunculuk eğitimi. Ardından bir kamera önü oyunculuğuna devam ettim. Müzikle uğraşıyorum yani. Yine bir sanat kapısı var her zaman. Müzik ne tür müzik? Her tür müzik. Yani çalıyor musun, söylüyor musun, vokalde misin? Çalıyorum, söylüyorum. Diyorum. Ama bu aralar söylemeye çalışıyorum yani. Söylemeyi biraz daha geliştirmeye yönelik çalışmalarım var. Onun dışında işte bateri çalıyorum biraz. Biraz piyano çalıyorum, biraz saz çalıyorum. Ondan bundan biraz diyelim yani. Peki bu diziye nasıl dahil oldun ve senaryoyu okuduğunda hani diziyi öğrendiğindeki tepkini merak ediyorum. Diziye nasıl dahil oldum? Bir gün beni menajerim aradı. Dedi ki böyle böyle bir proje var. Evet. Tam senlik bir iş dedi. Kendini ver ve buna iyi bir şekilde hazırlan dedi. İşte metin geldi, okuduk beraber. Gerçekten hoşuma gitti. Zaten başrol Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır. Yani bunlar herkesin eminim ki çalışmak isteyeceği oyuncular. Evet. Yani bunları da düşünerek iki katıyla çalıştım ve gittim bir şekilde.
Devrim Hoca sağ olsun yani, o da gördü bir şeyleri demek ki. Peki ekipteki herkes herhalde aran iyidir yani, güzel bir arkadaşlık kurmuşsunuz. Çok güzel bir arkadaşlık kurdum yani, o işin en güzel kısmı oldu, bana kattı en güzel kısmı yani. Devrim Hoca olsun, Erdal abi olsun, Gökçe abla, hepsi gerçekten bu Türkiye'de birer tane olan insanlar yani, bunlardan başka yok. Küçük ekip olarak zaten hani sanki birbirimizi çok uzun süredir tanıyormuşuz gibi. Ondan öncesinde bir basket antrenmanlarımız oldu bizim, iki ay kadar yaklaşık. O süre zarfında zaten herkes birbirinin her halini gördüğü için hani olduğu gibi herkes birbirini kabullendi. Kimse, en sevdiğim özelliği kimsenin birbirinin herhangi bir özelliğini değiştirmeye çalışmaması. Yani beni olduğum gibi Kaan, Hakan, Cem, herkes birbirini olduğu gibi kabul ediyor grupta. Bu çok birlik yaptı bizi. Onun dışında çalışmalarımızı da hani sürekli birlikte yapmak keyifli geldi. Yine dediğim gibi konunun başına döneceğim. O aldığımız tebrik aslında ortak bir tebrik. Bunu herkes kafasının bir tarafında kazımış bir şekilde geldi buraya. Güzel yani. Güzel. Peki başarıların devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki. Güzel ha. Milli takıma girmişiz, düşünsenize. Oo, alçaktan uç, alçaktan. Niye be Akko? Ha, niyet et yeter oğlum. Öyle değil mi lan? Niyet miyim? Koç ne diyor oğlum? Hayal kurun, hayal. Basmış mı okulda sözleşmeyi? Almış mı kızlarını yanına? Bir de böyle pamuk gibi, helva gibi bir adam olmuş mu? O anca hayalde olur. Yani. Koç derdinden tasasından böyle oğlum. Yoksa yufka gibi adam, dürüm yap ye yani. Yani. Ha. Neyse neyse, bak dinle şimdi. Turnuvadayız, fırtına gibi esiyoruz. Taktik maktik var. Bam bam bam, bütün takımları yeniyoruz. O Kıvanç Akalın'ın takımını da yeniyoruz. Böyle yılan gibi bakıyor bize. Sonra tak tak transferler ardı ardına kesilmiyor. Milli takıma girmişiz. Alman'ı, Fransız'ı, İtalyan'ı. Hepsini yeniyoruz. Sonra kupayı kaldırıyoruz havaya. Ve diyoruz ki al lan sana hayat, al. Yalıköy! Yalıköy! Ve röportajlarımız devam etmekte. Kaan yanımızda. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Siz nasılsınız? Ali karakteriyle seni tanıdık. Bizler de çok iyiyiz. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Dizi hakkında konuşuyoruz. Karakterler hakkında konuşuyoruz. Sizleri tanıyoruz. Ve ilk projem öncelikle. Evet, ilk proje. Peki, ilk proje. Sana şöyle bir her karaktere farklı sorular yöneltmeye çalışıyorum. Senaryoyu aldığında, diziyi okeylediğinde hiç rating kaygısı oldu mu? Açıkçası yani ilk başlarda hiç olmamıştı. İlk bölümden sonra ama yayınlandıktan sonra o pazar sabahına kadarki süre hiç geçmedi yani. Orada bir heyecan yaşadık. Evet. Peki, gerçekten de gençler çok sevdi. Ali karakterini neden sevdiler? Ali karakterini neden sevdiler? Herkes bir lise dönemine dönüyor ya bu diziyle. Tabii, muhakkak. Evet. Aynen. Ali karakterini niye sevmiş olabilirler? Çünkü bence... Açıkçası birazcık ruh hastası bir karakter ve kendine has bir karakteri var. Çok rahat bir tip her şeyden önce ve bu rahatlık insanlara sevdirmiş olabilir bunu yani. İşte elinde bir zincir sallıyormuş olması, işte birazcık serseri bir bari tipler, ne bileyim bunun gibi şeyler olmuş olabilir. Peki dizideki karakterlerden en yakın olan sana hangisi? Bütün karakterlerden mi? Evet. Yoksa sadece genç olarak. Genç tayfa. Genç tayfa. Tabii.
Sanırım Fiko karakteri. Fiko karakterim. Evet. Çünkü onu böyle birazcık kendime suç ortağıymış gibi görüyorum açıkçası. Hani bir halt yiyeceksem muhakkak Fiko Ali'nin yanında olur ve beraber bir halt yerler. Ondan sonra Hakan gelir, o haltı temizler. Hani öyle bir durum var yani ortada. Peki, iyiymiş. Peki Kaan'cığım, bundan önce neler yapıyordun? Seni de tabii ki tanımak isteriz. Bundan önce ben hala okuyorum. Okuyordum. Süper. Amerikan Koleji mezunuyum ben lisede. Amerikan Koleji'nden mezun oldum. İzmir doğumluyum. Çok uzun yıllar basketbol oynadım. Spora küçük yaşta başladım. Yani daha böyle spor endeksli bir hayat yaşıyordum. 4-5 yaşında yelken yapmaya başladım. O zamandan beri açıkçası yani üniversite sonundayım şu an. Hala da aktif olarak spor Hangi yapıyorum. Hangi bölümde okuyorsun? Sinema televizyon bölümünde okuyorum. Bilgi Üniversitesi'nde. Peki yine oyunculuk dalında devam etmek istiyorsun anladım. Tabii aynen. Yani bundan sonra umarım ölene kadar oyunculuk yapmak istiyorum. Aynen. Çünkü çok severek yapıyorum yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Acı söyler, yeni bir yaşam yok. Boş yere umut verenleri topladın önden. Hayata karşı dilinin ucuna gelen o çok katı sözler. Bırak gereksiz, sen dur ve sadece herkese kol kası göster. Hemen afişi yapıştırıp güçlü bu derler, düzen bu. Ben yapmadım, gelişti öylece üst üste. Ben durdum, çok kolay oldu kendimi ruhuma küstürmek. Hep korktum, kalmadı zırhım, belli de etmedim. Arda kalanları sert oldum. Hayrını görmeyip değişik yollara sapmaya başladım. Sadık karakteriyle tanıdığımız Hakan yanımızda. Evet. Hoş geldin gençlik. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Gayet keyifli. Siz de keyifler nasıl? Bizlerde de iyi. Hadi bakalım, sana da şöyle bir soruyla geleyim. Diyeyim ki sorunlu gençlik, sorunlu lise dönemi desem Hakan bana neler söyler? Burada söyleyemem. O kadar net. Ben zaten devlet lisesinde okudum. Oranın basketbol takımındaydım vesaire. Evet. Yani bir de benim yaşadığım lise çok kozmopolit bir liseydi. Her ırktan insan vardı. Hı hı. O yüzden bayağı çetrefilli bir lise dönemi geçirdim ben. Hı hı. Yani bunun kadar soft buralar. Daha soft. Daha soft. Peki merak ediyorum, lise dönemindeyken görüştüğün arkadaşlarınla hala görüşüyor musun? Mesela onlardan geri dönüşler, tepkiler nasıl? Yani bayağı yazan oldu. Ben şöyle görüşüyorum hala. Zaten ben Mersin'im. Hepsi Mersin'de olduğu için gidince hepsini toptan çıkarıyorum. Yani benim ekranda gördükleri Sadık'la Hakan'ın hiç alakası yok lisedeki. O yüzden onlar çok şaşırıyor. Ben daha böyle aktif, her yerden çıkan bir heriftim lisedeyken. Buradaki Sadık çok bambaşka bir herif. Daha buradaki Sadık bir karakteri nasıl peki tam olarak? Ya aslında gösterebildiğim kadar tam haliyle arkadaşlarıyla olan ilişkisi, ailesinin olmayışı, onları böyle bir aile olarak görmesi, sınırsız tolerans kullanması vesairesiyle Sadık daha böyle içinde yaşayan bir adam. İsmi gibi Sadık yani. Tamamen Sadık yani. Hani bir dön yok, çok Sadık. Peki bu tarz gençler var tabii ki ve birçok kesimden izleyen var diziyi. Herkes kendine göre bir pay çıkartıyordur. Seni sevmelerinin en büyük sebebi Sadık olman mı? Toleranslı olman mı? Sana göre ne? Bence kalbimi seviyorum onlar. Temiz kalpli. Evet, çünkü gerçekten çok temiz kalpli bir yerim. Evet. A'dan Z'ye hiçbir şeyde kötülük aramayan. Her kötü olayda bile iyi görmeye çalışan ve arkadaşlarıyla ilişkisini oradan kuran bir adam. Her ne olursa olsun. Başarılı bir dizi. Ratingler de çok iyi. Gençler tarafından sevildi dedik. Peki yönetmenle ve başrol oyuncularla aran nasıl? Yani derim, ve bu ilk projem mi? Sana da tabii ki soruyorum. Benim 4. işim. Vay, ondan önce neler yaptın? Gamsız Hayat diye bir iş vardı Show TV'de. Oradaydım. Sonra biraz paramparça da oynadım birkaç bölüm. Sonra Yeter diye bir dizi vardı. Oraya geçtim. Yeter'i bitirdim, buraya geldim. Evet. Hepsi ayrı bir tecrübe. Ve şansıma hepsinde çok başka adamlar geldi. Yani hiç oynadığım birbirine benzemiyordu. Peki birçok dizi setinde yer aldın, birçok projede bulundun. Öğrendiğin en büyük tecrübe ne oldu senin için dizi setlerinde ve oyunculuk anlamında? Tutarlılık. Evet, tutarlılık bu sektörde bence çok mühim bir şey. Onu sana en büyük katkısı tutarlılık oldu. Evet, yani tiyatro yaptığım zamanlarda bu tutarlılığı kontrol etmek çok daha kolay. Çünkü prova sürecine giriyorsunuz, dolu dolu bir prova süreci yaşıyorsunuz, dışarıya kapatıyorsunuz kendiniz, sonra oyun başlıyor. Oyundan sonraki süreçte her şey senin kontrolünde oluyor. Burada anda o kadar çok şey yaşanabiliyor ki. Bu kertede
çizdiğin adamı aynı şekilde, aynı tutarlılıkta devam ettirmek zorunda kalıyorsun. Hı hı. Ve asla ondan kopmaman lazım ki. Çünkü insanlara bir şey sunuyorsun. Böyle bir şey sunarsan insanlar da sana inanmamaya başlıyor. Velhasıl tutarlılık diyebilirim. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şu beladan kurtulalım. Melis kardeşimiz de sağ salim ayağa kalksın. Kurban keseceğim. Ha. Kurban ne kadar para sen biliyor musun? 7 kişi bir araya giriyorlar da anca kesiyorlar. Tavuk keseyim Sado. Olma mı? Olmaz. O adak oluyor. Sado. Ha? Oğlum seni keselim lan büyükbaş hayvan olarak. Ne diyorsun Fiko? Kim? Elde bakıyor. Bunun eti ne güzel ha bunun. Mangalı da güzel olur. Aga, bu eti önce bir dinlendireceksin, tamam mı? Sonra böyle, 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 böyle yumuşatacaksın, tamam mı? Üstüne de böyle tuz ektin mi? O ne biçim hareket, Allah seni affetsin ya. Günah oğlum, nimetle şaka olmaz. Kendine nimet mi dedin lan oğlum?